Merhaba hanımlar ebebek örgü kanalıma hoş geldiniz. Sizlere e, hırkalarda nasıl ölçü alınır göstereceğim. Şimdi bana çok mesaj geliyor. 1 yaş işte 2 yaş hatta 10 yaş 11 yaş hatta büyük bedenler için sevme beden için hırka e, sayısı kaç olmalı ben nasıl ölçeceğim kolu nasıl yapacağım bedeni nasıl öreceğim diye o kadar çok mesaj geliyor ki ben size burada pratik bilgi olarak e, göstermek istiyorum. Burada size anlatmayacağım nasıl ördüğümü falan anlatmayacağım. Sadece ölçü nasıl alınır, nasıl büyük hırka yapabilirim diye e, size bazı yolları göstereceğim. Şimdi hanımlar kuru hırka zaten ben anlattım. Video aşağıdaki videolarda var. Hep V yaka video anlattım. Şu an mesela V yaka videosu olarak gösteriyorum. Ama normalde kapalı yakalarda da size göstereceğim şekilde ölçü alabileceksiniz. Şimdi hanımlar bu elimdeki 6 aylık bir hırka. Bu şekilde göstereyim size hemen. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Mesela 0-1 yaşlarda başlangıç sayısı V yakalarda 1, 10, 20 olur. 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş oldukça sayı yaş arttıkça başlama sayıları da artıyor. V yakalarda kesinlikle 1 olan ön artmıyor. Sadece kol ve arka artıyor. Kolda 11, 12, 13, 14, diye artıyor arkası da şimdi 10 ise 10 onun toplamı 20'dir e, 20 yapıyorsunuz mesela 12 ile trabzan yaptıysanız 22'dir arkayı da bu şekilde eşitliyorsunuz yani hırkanız çok güzel eşit bir şekilde düşüyor kesinlikle şunu yapmayın e, burayı e, 11 yaptım da arkayı 28 yapayım asla öyle bir şey yapmayın çünkü hırka da e, düzensizlik oluyor bu çok önemli bir bilgi. Şimdi mesela kızımın burada yeni doğan bir tane şey var. E, bluzu var. Ben bu bluzu alıyorum. Mesela önü kapalı bunun şu an. Mesela e, normalde önü kapalı hırka yaptığınız zaman şu onun çevresini ölçüyorsunuz. Bunun böyle yaka kısmını ölçüyorsunuz. Diyelim. Şimdi burası kaç geldi? 36. Yani demek oluyor ki 36 santimlik bir zincir çekeceğim. Bu 36 tane, 36 santimlik zinciri eşit şekilde dağıtacağım. Mesela eğer önü kapalı ise e, hırkanızın yeleğinizin diyelim 10-10, e, burası da kollar 10-10, arkada 20 olarak düşer. Genelde başlangıç sayıları bu şekildedir. Hani 2 yaş olduğu zaman mesela 11-11 arkası da 22 olur. Bu şekilde ölçü alacaksınız. Şimdi diyorsunuz bana ki kaç sıra daha öreyim ki koltuk altını keselim. Ben de diyorum ki size. Şu an genelde hep mesajlarım o şekildedir. Arka robası, bakın şu arka robasını ölçün. Tam koltuk altı bitiminde. Bakın 22 buçuk santim. Şimdi elimde yarım bir tane var. 22,5 santim mesela bu. Şu örgüde arka robası. Şimdi bu elimdeki hırka büyük olduğu için ben bir yaş yaptım bunu. Bir, bir yaş olduğu için 25 santim. Şimdi bu hırka 6 aylık olduğu için bu pardon penye 6 aylık olduğu için 22. Ama burası 25 olsaydı 25 olsaydı böyle 25 olsaydı bu örgümü de şu roba kısmını 25 olana kadar örmem gerekli. Yani ne kadar sıra örmüşüm? 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra örmüşüm. 12 sıradan sonra koltuk altını birleştirmişim. Ondan sonra koltuk altını birleştirdikten sonra aşağı doğru ördüm. Bakın hanımlar. Şimdi bu bunu da şu şekilde buradan alıyorsunuz, ölçüyorsunuz. 16 santim çıktı. Mesela koltuk altından da buraya da 16 santim olana kadar örüyorsunuz. Ondan sonra kola nasıl yapacağız diyorsunuz. Kolu kaç uzunluk ya? alacaksınız bu elbiseler, bu tarz hırka, penye sizin ölçü kalıbınız olacak. Alacaksınız böyle tam koltuk altından 16 buçuk santim, 16 buçuk santim mesela öreceksiniz. Bakın ben kaç sıra örmüşüm. O 6 aylıktı. 18 ördüm. Ben biraz büyük çalıştığım için 18 ördüm. Bu kol sonradan yapılıyor. Zaten bunun anlatım YouTube kanalımda var. Hanımlar bu şekilde ölçü alıyoruz. Şimdi büyükler için mesela kapşonlı hırka. Bu mesela kaç yaş? 11 yaş. Bu buna buna göre zincir çekeceksiniz. Bu mesela önü kapalı bir şey ee, hırka. Şimdi bu yakayı böyle ölçeceksiniz. Bakın yakayı ölçtüm, 47 santim çıktı. Siz ona göre, buna göre 47 santim zincir çekeceksiniz. Sonra bu 47 santimin zincirlerini sayacaksınız. Diyelim burası 15 düştü, kol 15 düştü, arka 35 düştü. Baktığınız ki saydığınızda tam 47 santim oldu bu yaka. Eğer kendinden ilikli yapıyorsanız hani bir tane hırkan var kendinden ilikli örerken ilik açıyorsunuz. Öyle yapıyorsanız bu önden iki tane trabzan fazla yapacaksın. Yani burası 15 ise 16 17 olacak. Sağlı ve sol önde kol 15 arka 35 olacak. Ben size misalen örnek veriyorum. Sonra hanımlar geliyorsunuz hemen bu penyenin arkasına bakın bayağı bir geniş bu kazak bu normalde yani, sivitler hani bu tarz şeyler hmm. geniş olur bakalım 45 santimmiş Siz bunu hangi yaş grubu yapıyorsanız ee, hırkalardan bu şekilde alın 45 santim şimdi yakayı robayı örüyorsunuz örüyorsunuz belki 20 sırada ee, 45 santim yapacaksınız. 45 santim yaptıktan sonra koltuk altını birleştiriyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? Buradan aşağıya ölçüp ölçüp aşağı doğru örüyorsunuz. Bu bittikten sonra da kolu ölçüyorsunuz koltuk altından. Bu şekilde ölçüyorsunuz. Ona göre kolu örüyorsunuz. Şimdi gelelim kapşona. Kapşonu da en son yapıyorum genelde. Kapşonu da alıyorum. Mesela burada da size asıl bir püf noktası var. Onu göstereceğim. Bu arada çok hastayım hani sesim çok kötü. Gerçekten çok soru soruluyor. Nasıl ölçü alacağız diye. Onun için bu videoyu anlatayım dedim. Toplu bir cevap olur size. Şimdi şapkayı yapacağız hanımlar. Buradan yakadan ölçeceğiz. Bakıyoruz kaç santim. 31 santim. Demek ki. 31 santim yukarı doğru öreceğiz. Fakat şurada bakın böyle yukarı doğru genişleme var. Şimdi siz buradan örmeye başladığınız zaman ne yapacaksınız? Her sırada bir artırma olmayacak. Pardon ilk sırada artırma olacak. 3-4 sırada bir artırma yaparak Örgünüzü böyle V şeklinde e, genişletmiş olacaksın. Çünkü baş yuvarlak olduğu için geniş oluyor. Burası boyun kısmı olduğu için burada biraz darlık var. Yukarı doğru genişlemesi lazım ki başa güzel otursun şapka. Ondan sonra birleştireceksiniz. Hani ölçülerimiz bu şekilde oluyor. Şimdi ben mesela bu kropurkeyi size anlatayım. Buradaki bütün modeller aynı. Bakın aynı. Birisi bu mesela 1,5-2 yaş. Bu mesela 3 yaş. Şunu da göstereyim hemen size. 3 yaş. Dediğim gibi ben buradan e, mesela bunu ben kaç başlamışım? Önü 1 başlamışım. Şimdi kolu 2-4-6-8-10-12 başladım. Arkayı da arkayı da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 başlamışım. Yani kollar 12 ise arkada 24 oluyor. Çünkü krop hırkalar da e, bir tık e, sayıyı küçük tutacağız. Çünkü V yaka olduğu için boyun kısmı zaten geniş oluyor. Mesela bu V yakayı diyorsunuz ki işte nereye kadar arttırma yapmam gerekli diyorsunuz. Ben de diyorum size ki mesela alın. Şu koltuk altından ölçtünüz değil mi? Mesela şöyle ölçtünüz. Bakıyorsunuz şurası tam göğüs zırası oluyor ve V yaka mesela çok yukarıda oluyor. Mesela buradan koltuk altından sonra örüyorsunuz. Şimdi bir sıra arttırıp bir sıra arttırmadım. Bir sıra arttırıp bir sıra arttırmadım. Tabii ki sağlı sollu eşit şekilde sadece ön kısımda arttırıyorsunuz. Bu koltuk altından sonra bakıyorum arttırmayı şuraya kadar yapılmış. Yani bakayım 2, 4, 6, 8, 9. 9 sırada arttırmayı bitirdim. Yani 9 sırada bir arttırma yapmadım. Bir sıra arttırdım bir sıra arttırmadım. Yani tekabülen dört tane arttırma oldu burada. Ondan sonra dümdüz aşağıya indim. Sonra lastik kısmını yaptım. Bu ilik yeri sonradan yapılıyor. Bakın lastik yerini yaptık. Ondan sonra burada da çok hata yapılıyor. Ben burayı da anlatmak istiyorum size kendi ördüğümden. Bakın. Şimdi lastik yerini yaptım. Sonra ben burası bittikten sonra şöyle bir açalım. Hanımlar, önce beyazdan sık iğne gittim Mesela burada renk geçişi olduğu için mutlaka beyazdan sık iğne gidiyorsunuz Ondan sonra renk geçiş yapıyorsunuz şimdi Hanımlar e, burada ilik yeri yaptım Hani e, sık iğne beyaz yaptım sonra pembeden sık iğne yaptım Ondan sonra trabzan yaptım sonra lastik e, yeri yaparken ilik yeri de açtım mesela ilk başlangıcı trabzan oluyor Sonra önden aldım. Bir zincir çektim. Arkadaki boşluğu atladım. Arkadaki lastiği atladım. Tekrardan önden aldım. İlik yerini ilik yerini tam dipten yapıyorum. Çünkü bu kuru da lastik kısmı aşağıda olduğu için ilik yerini hemen yapıyorsunuz. Bu tepede olduğu zaman gerçekten burası çok kötü oluyor. Hani bunu yapmanızı istemiyorum. Ekibimde birkaç kişi var biraz öyle hatalar yaptı. Aslında bu videoda biraz da onlar için çekiyorum. Hanımlar bu şekilde yapıyorsunuz. Yani dediğim gibi daha büyük yaş grubu çalışanlar mutlaka kalıbınız sizin sivitleriniz olsun kazaklarınız olsun Hani hırkalarınız olsun mesela yeni Doğan çalışacağım diyorsunuz yeni doğan için mesela sayıyı daha küçük tutabilirsiniz Hani mesela burada bu hırka biraz daha küçük diğerlerinden 6 aylık çünkü bu. Mesela bunda da 1 10 10 20 başladım. Yeni doğanda da olsa aynı bu şekilde başlıyorsunuz. Bakın yaşa, küçüklüğüne 0 3 aylık yapmak isteyenler. Fakat burada mesela kaç sıra örmüşüm? 1 yaş 2 4 6 8 10 12 13 sıra örmüşüm. Mesela ben yeni doğan yapanlar 10 sıra örsün. 10 sıra ördükten sonra koltuk altı bağlasın. Onu da dediğim gibi bu bu tarz kıyafetlerden ölçü alarak tamamlayın mutlaka. Bu şekilde hanımlar. Ee, ölçü detayını umarım anlatabilmişimdir. Anlamayan varsa yoruma yazabilir. Ee, yorumda da cevaplayabildiğim kadar cevaplarım. Gözümden bazı yorumlar kaçıyor. Aklıma gelen başka bir şey şu anlık yok. Videoyu dinlerken bir detayı atlamışım. Şimdi V yaka cropper yaptığınız zaman ee, nasıl e, ölçeceğiz burayı? Şimdi normalde bu tarz hırkaların şurasını ölçtüğünüz zaman, bakın önü kapalı bir hırka bu. Bunu ölçtüğünüz zaman, ona göre zincir çekeceksiniz, trabzan yapacaksınız. Şimdi normalde V yaka yapmak istediğiniz zaman hırkada nasıl ölçü alacağım diyeceksiniz. Bakın omuz dikişleri burada, bu omuz dikişlerinden şöyle, bakın yaptığınız zaman otomatikman V yakı oluyor demek oluyor ki biz omuz dikişlerinden e, ölçü alacağız bir tık önde bir bir zaten e, önde bir zincir çekeceğiz kol 10 arka mesela 20 kol 10 ön 1 olacak hırkanızın hırkanızın büyüklüğüne göre e, santimini çekersiniz ve o sayıları sayarak eşit şekilde bölersiniz bu detayı atlamışım ya Kusura da bakmayın videonun arasına böyle girmiş oldum Umarım anlaşılmıştır Ya ölçü mevzusu sizin kalıplarınız elbiseler olacak bu kadar yani ben hep elbiseler üzerinde çalışıyorum Hatta bazen mağazalara gidiyorum mağazalardaki kıyafetlerden ölçü alıyorum o şekilde de ben mesela çalıştım oluyor yani bu şekilde hanımlar bu kadar anlatacaklarım. Bir dahaki YouTube videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. <laughs>